Sen ne güzel olmuşsun, böyle saçını başını değiştirmişsin. Aa, farkına vardın mı? Ben de böyle birazcık daha fark edileyim diye böyle gittim Brezilya fön yaptırdım. Ama balım, hiç ihtiyacın yoktu ki senin. Zaten güzel bir kadınsın. Ama bugün de altın gibi parlıyorsun. Ay, öyle mi olmuşum? Evet. Saçların kuyumcu vitrini gibi. Yani ne bileyim, altın borsası gibi kadınsın ya. Her şeyden önemlisi de altın gibi kalbin var. Ay, altın gibi yükselişteyim yani şüphem. Yükseldin, yükseldin. O biriktirdiğin altınlar var ya. Onlar senin yanında teneke parçası gibi kalıyor. Ya Şahin. Ha, altın demişken aklıma altın geldi. Madem onlar o kadar değersizleşti, bence bir işe yarasınlar ha. Ne gibi bir? Hani bizim Behlül'le Bihter yumurtlamaya başladı ya. Bizim toruncuklar. Onlara böyle küçük bir çiftlik kursak. Yanlarına birkaç yüz tane arkadaş şey yapsak, alsak. Belki onların ateşiyle onlar da löpür löpür yumurtlamaya başlarlar ha. Birkaç yüz tane. Olmaz. Olmaz şüphem ya. Aa, ben bu dükkan batarken bile o altınlarımı bozdurmaya kıyamadım yani. Olmaz. Ay, Bihter'le belli öyle kendi kafasına göre takılsınlar canım. Biz onları hiç rahatsız etmeyelim. Ben altınlarımla mutluyum şüphem, sağ olun. Ama balım, bizim geleceğimiz için söylüyorum. Yani kazanırsak yerine yenisini koyarız. Ben çoluğumun çocuğumun rızkını gidip de Behlül'le Bihter kıplattırmam yani. Çoluğumuz çocuğumuz mu? Hangi çoluk çocuk? Onu da yapmıyoruz ki. Şu! Behlül'le Bihter de bizim çoluğumuz çocuğumuz sayılmaz mı? Böyle başıboş kaldık Demir'le Yasemin de o gitti. Hayır, yani sarı saçlarımdan ben suçluyum biliyorum ama yalnız bırakılamam bu kadar yani. Ne olan, kedi videosu mu izliyorsun gene? 5 milyon tıklanmış. Vay be. Çok iyi haber bu. Oğlum, seni öldürürüm. Videoya çekerim, oraya koyarım. Kediden daha çok tıklanırsın. Ne oluyor ya? Tavuk çiftliği işi yattı. Nasıl yattı ya? Üstü açık yattı. Yattı işte, yok. Şöyle vermem diyor parayı. Nasıl vermiyor ya? Oğlum, sen insan sabrına tepki olarak mı doğdun? Söylediklerim kulağından giriyor, bağırsaklarından mı çıkıyor? Basma ya, vermem diyor işte, bozdurmam diyor altınları. Ne yapacağız peki? Ne bileyim ben. Hayda! Yatırımcı mı bulsak? Kim yatıracak ki bizi? Detaylarda boğulma Erdal, detaylarda boğulma. İhtiyaç olursa bizi koruyacak adamlar var mı yok mu onu söylesen bana. Hayır, hayır. Öyle silahlı falan adamlar değil. Saçmalama. Tamam, ben haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Ne haber abiler? İyi. Hayrola, nerelerdesin? Ha şey, araba ufak bir arıza yaptı da onunla uğraştık. Ama çok önemli bir şey değil. İyi. Araba? Araba. Ya oradan bizi bulurlarsa? Onu oradan almak lazım. Onu oradan almak lazım. Hadi, eyvallah. Onu şey yapalım. Tanıştırayım yatırımcımız. Aramızda kalsın. Tamam. Hayırdır? Ne oluyor? Ne oluyorum? Selam verin. Ne oluyor? Ha, Allah'ın selamı. Yasemin! Ay, canım benim ya. Bak, gördün mü? Sen gelmez dedin, geldi. İçine sinmedi, geri geldi. Beni asla yarı yolda bırakmadı. Canım benim. Canım. Tabii tabii, dedi. Hep senin dedi. Neler söyledi? Bir duysan gözlerin dolardı. Şirin, sen atsan atılmaz, satsan satılmaz bu kuzensin. Biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum. Sen neredeydin peki? Yürüdüm öyle. Ha tabii, sinirlendin öyle bir yürüdün. Güzel. Sen neredeydin peki? Ben ne? Neredeydin? Ben mantıcıyım ben ya. Ben nerede olacağım? Ben gittim kıyma aldım kasadan. Nerede olayım? Nerede kıyma? Kızım, bir ton kıymayı kendim mi taşıyayım? Patronum ben. Ha. O kadar. Başka bir olay yok yani. Yok. Hazır lafı açılmışken söyleyeyim. Bir olay var. Araba.
Alırız bir ara. Ah be kardeşim, keşke o kadar basit olsa. Şöyle ki, Şirin'i bıraktığım yerde kaldı dün gece araba. Çünkü bizi böyle kafaya çuvallar falan geçirip paket edince biz unuttuk tabii. Doğru, o da vardı ya. Hadi gidin alın gelin. Görüyorsun değil mi? İnsan hayatı ne kadar ucuz. Ya adamlar oradalarsa? Gidin alın demek kolay. Hadi sen git. Yok, halledersiniz siz ya. Mecbur zaten. Kim halledecek? Bize kaldı o iş. Alırım. İyi, o zaman ben gideyim üstüm başım bir koktum ya. Doğru diyorum ben. Olmam. Ben de koktum. Hadi gidelim değiştirelim. Saçma sapan hareketler yapma. Ben gidip üstüm geliyorum. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen arabayı orada bıraktın da. Bunlar böyle fena olmurlar ha. Acaba sen böyle bir aralarını mı yapsan bunların? Yapışır gezerler bak bak. Manyak mısın lan sen? Sen Şirin'i tanımıyorsun, böyle bayağı kan çıkar yani. Ay Allah korusun. Ateşten kan mı çıkar ya? Yanan en kötü o. Şimdi fıtık var. Ateş. Ateş, 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 ateş. Ya Allah aşkına. Neredesiniz siz? Bizimkiler nerede? Karın, kardeşim de alıp nereye gitti? Yemin ediyorum tek başıma dükkanda yapamıyorum ben. Gözün seveyim, iki dakika yardım et. Süheyla'cığım, bak ben çok isterdim yardımcı olmak ama benim acil bir işim var. Ha tabii, çünkü acil bir durum oldu mu hepinizin işi var. Kız, sen gel. Sen gel yardım et Allah aşkına. Bak sonra yorulursan sana kahve de yaparım. Kaynatırız ilk ya. Çok güzel olurdu ama benim de... Tamam yorma sen kendini. Senin de işin var. Ama bak, o karın dönsün, kardeşimi getirsin. Ben onlara nasıl bir hesap soracağım var ya. Yani. Onlar kahve makinesi paf diye bir patladı, yandı. Kahve makinesi yandı. Ha. Yani bütün olay o mu yani? Herkes bir anda toz oldu ortadan. Yok, ondan değil. Lastik patladı. Araba bozuldu. Yani lastik patladı. Hepiniz ayrı lastik parçası gibi dağıldınız mı yani? Ne oldu? Süheyla'cığım, acaba boş mu versek bu detayları ha? Bizim çok acelemiz var. Sen bizi hiç oyalamasan, biz gitsek. Nasıl? Bir de esiyor. Mesela ben gittim bile. Ben ama gelirim bir yer. Kaç kaç ya, kaç. Alışığım ben. Anında gidin yanımdan. Benim de kaçıp gidesim var artık.